değil. Tamam hocam, teşekkür ederiz. Evet çocuklar, kendisi tanıtabilirsiniz. Benim adım Muhammed, kardeşim Meryem. Meryem, çekiniyor musun? Konuşmayı bilmiyor musun? Çocuklar ses tonun. Tamam, yanınıza geçebilirsiniz. Arkadaşlar, dersin bitmesine az kalmış. Size serbest bırakıyorum, arkadaşınızla tanışabilirsiniz. Nereden aldın bunu? Çaldım. Hayır, çalmadım. Annem aldı. Hangi parayla? Giydiği pantolonu da. Ezik ya. Yürü ya. Meryem, neden alıyorsun? Benimle dalga geçtiler. Olsun, onları kafana takma. Onlar herkese böyleler. Meryem, neden ağlıyorsun? Bir şey olmadı, düştüm. Ha, tamam, ben de bir şey oldu sana. Öğretmenim, sizinle bir şey konuşabilir miyim? Tabii ki. Yeni gelen arkadaşlarımıza bazı kişiler çok kötü davranıyor. Bunun hakkında bazı şeyler yapabilir misiniz? Tamam, geç yerine ben yapacağım. Teşekkür ederim. Evet çocuklar, sizinle bir konu hakkında konuşacağım. Bu konuda sizlerle bir ödev yapacaksınız. Ödevinizin adı Hoşgörü ile ilgili olacak. Bunun için gruplar halinde yapacaksınız. İrem, Yeşim, Şiva, Meryem beraber yapacaksınız. Geri kalan da kendi içinde grup olsunlar. Bu dersi size grup dersinizi yapmanız için bırakıyorum. İyi dersler. Aslında hoşgörü ne kadar da güzel bir şey. Değil mi? Ve etrafımızdaki insanların da böyle düşünmesi gerekiyor bence. Mesela empati kuralım, kendinizi Meryem'in yerinde olarak düşünün. Uzaktan geldiği için herkes onu dışlıyor ve onu üzüp ağlatıyor. Kendiniz de bu durumda ezildiğinizi düşünsenize, çok üzücü bir şey. Bence herkes bundan ders almalı. Ve bu yaptıklarınız güzel bir şey mi İrem Yeşim? Aslında değil.